Tekel bayi diyelim. Mesela işte nasıl diyeyim? Ne sattığını anlatma. Yani efendim? Ne sattığını anlatma diyorum. Tekel bayisi deyince. Alkol, tütün mamulleri falan. Ekmek ağzına de var. Ağzına sağlık Mahir. Babam, annem, soldaki Eyşan kızım. Eyşan mı? Evet. Öyle mi? Buradan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? A. Uzay istasyonu. B. Öğrenci evi. C. Otosanayi sitesi. D. Çay bahçesi. Cevap veriyorum. A. Uzay istasyonu son kararım. Ne yaptınız? Dimis Prime, Megatron ve Mümblebee hangi film serisinde yer alan karakterlerdir? Harry Potter, Star Wars, Transformer, Toy Torsi. Tekrarlar mısın Hacı? Harry Potter. Transformers. Okay. Sağ ol Zafer. Ben teşekkür ederim. İnce kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? A. Cam. B. Çerçeve. C. Kağıt. D. Yaprak. Mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim. Şeflik hayalim var demiştim. C. Kağıt. Son karar. Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen Alaaddin'in sihirli lambasıdır. A. Gölgelerin gücü adına. B. Açıl susam açıl. C. Ayna ayna söyle bana. D. Dile benden ne dilersen. Çok severek izlediğim bir çizgi film. O yüzden B. Açıl susam açıl son kararım. İzleme şansınız oldu mu senin? Oldu. Oldu ama... Evet. Sinem Kobal'ın başrolde oldu. Yakınımdır. İlk hedefim tabii ki de 15 bin. Ondan sonra 30 bin. Sonra da 125 bin. 60'da takılmazsak. Hadi bakalım. Bence soruyu gör, ondan sonra bu kararı ver. Peki, buyurun. Çünkü bir jokerin daha var. Buyurun. Belki bir fikrin vardır. Ne dersin? Buyurun. Ne? Nerededir? A. Çin. B. Hindistan. C. Güney Kore. D. Japonya. Ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Pekala sevgili seyirciler. Gerçekten. Çin Seddi nerededir? A. Çin. B. Hindistan. C. Güney Kore. D. Japonya. Süreniz 10 saniye. Seyircilerimizin %51'i A şıkkı Çin demiş. Allah Allah. Ben telefon jokerimi kullanabilir miyim? Mert bu soru için bana kızma. Çin Seddi nerededir? A. Çin, B. Hindistan, Güney Kore, Japonya. Çin. Teşekkürler. A. Çin son kararı. Ay. HG elementi. Son karar. Ama sanırım kısaltmasını karıştırdınız. Yok, karıştırmadım. HG civa değil miydi? Altın AN, doğru. Au. Aynı hatayı en az 3 kere yaparız. 3 kere evlendim. 4. niyet var mı? Ciddiyseniz konuşalım. Takılıyorum. Farkındayım. Ben evliyim efendim. Tamam. Mahcup değil. Mahcup. Bir defa şeyler. Mahcup. Süreniz azalıyor. Evet. Risk alıyorum. D diyorum. Mahcup. Son kararım demek zorundayım. Mahcubu. Mahcup. Dediniz. D şıkkı. Cevap. P'ler. B'lerde P olmuştur dediniz aslında. Ama niye mahcup dediniz? D şıkkı dediniz. İddia ediyorum. B harfi, orijinali B harfidir, mahcup. Aslında kitap değildir, kitaptır. B harfiyle biter. Türk Dil Kurumu'na göre diyor ama yani, soruda yazılış. Bu...
Şu an karşınızda oturan ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir? D. 201 santimetre. Keşke Joker olarak sizi yazsaydım. Seyircimizin çok çok büyük çoğunluğu buz demiş. Bir de %50 Joker'imi kullanmak istiyorum. Peki efendim, yarı yarıya Joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Ve yanlış olan ikinci cevap seçeneği çıkıyor. D, son kararım. Kum. D, kum, son kararım. Paumata fakatani hanakuvava utame tea turipukaka pikimana horonu kopoka finu akitana tahü. Tepesi nerededir? Neden böyle bir şey yaptın? 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangisini izliyorsunuz? Çizgi filmdir herhalde, değil mi? Evlilik olmaz, spor karşılaşması olmaz, belgesel. Belgesel çok saçma. C, çizgi film, son karar. Yani 78 milyon tek yürek ifadesinde çizgi film nasıl olur Batuhan? Ya çocuklar deyince ben gerçekten çocuklar düşündüm, biliyor musunuz? Hadi çocuklar, 78 milyon tek yürek demiyor mu? Allah, ben hep bunu yapmaktan korkardım. Tamam ya, haber olduk. Neyse. Joker'i tanıyalım demediniz. Joker'i ne yapalım demediniz? Hüseyin Can'ı merak etmediniz. Kimdir Hüseyin Can? Niye sormadınız? Gerçekten neden sormadım sevgili seyirciler? Kimdir Hüseyin Can? Erkek arkadaşım. Bir alkış alalım o zaman. Buyurun. Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tenis. Tenis ve basketbol. Tenis. Sana Grand Slam'lerini de sayayım mı? Emin misin? Evet. Tenis. 1 milyon kere eminim. Biri İngiliz'dir, birisi İsviçre'lidir. Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. Hangisiyle yapılan kısa yolculuklarda ödenen ücret indi bindi sözüyle ifade edilir? A. Minibüs. B. Tren. C. Taksi. D. Uçak. Ya şöyle söyleyeyim. Riske atmıyorum işi. Seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bu soruya mı? Evet. Acun Bey. Peki. Ben çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar? D. Tek ayak üstünde durur. Burada iki şık arasında kaldım. Tek ayak üstünde durup mu yoksa ellerini havaya kaldırıp mı? Ama D. Tek ayak üstünde durup son kararım demek istiyorum. Çok garip geldi bana soru. Niye böyle çiçek olsunlar ki? Böyle bir metafor mu var? Tek ayak üstünde olmaktan yani, daha iyidir. Yani... Seyircilere yöneltilen sorular için kaç saniyelik cevaplama hakkı tanınır? D. 30. Seyircilere sorarak öğrenmek istemeyeceksin herhalde. Sanırım onu yapacağım. Ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum şu an. Bakalım seyirci ne cevap verecek? Aman Allah'ım, %7 fire vermişiz. Bir taşı su üzerinde ard arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır? Kim, duyamadım, kim? Kurt Steiner. Şıkları okur musunuz efendim? A. 51. B. 61. C. 88. D. 98. Anlamadım. Kurt Steiner. Ağzında bir şey vardı galiba. Yiyordu onun sesi. Ben sana bir teklifte bulayım mı? Tamam, bulun. Hakikaten. Dostça. Gerçekten bulun. Sen devam etme.